Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu derste de üçgenden sonra yeni bir konu paralel kenarın alanını hesaplayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Paralel kenarın alanında aslında üçgenle aynı şeyi yapacağız. Sadece ikiye bölmemiz gerekmiyor. Çünkü üçgende ben size anlatırken söylemiştim. Neden ikiye bölüyoruz? Ve dikdörtgen alanını hesaplarken mesela kısa kenarı uzun kenarı çarpıyorsun, tamam. Ama üçgen olduğu zaman bunu köşegen olarak ikiye böldüğünüzü düşünürseniz iki tane üçgen oluyor. Demek ki üçgenin alanı hesap edilirken normalde bulduğunuzun yarısı kadar bir alana sahipsiniz demiştik o zaman. Şimdi paralel kenarda o zaman benim yapmam gereken tek şey yükseklikle taban uzunluğunu çarpmak. Hangi yüksekliğe sahipsin? Ona ait taban lazım sana. Mesela buradaki taban uzunluğumuz uzun kenarımız. Yüksekliğimizde o uzun kenara ait yükseklik. Bunları çarpıp alanı hesap edebiliyorsunuz. Bu yüksekliğimiz kısa kenara ait olduğunda kısa kenarla çarpıp alanı hesap edebiliyorsunuz. Yüksekliği nasıl çizildiğini daha önceki derslerde zaten göstermiştik. Dışarıdan da çizilebilir. Hiç fark etmez. No problemo. Şimdi gelin biraz özellik bakalım. Şimdi şekiller verildiğinde sana kısa yoldan alan hesabı yapabileceğin özelliklerimiz var burada. Geçen ders biraz değinmiştim aslında. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Burada paralel kenarın alanına tamamına 2A dersek böyle bir üçgen varsa bunun alanı da A oluyor. Yani yarısı oluyor demiştik. Neden? Şöyle düşünebilirsiniz. Köşelerden çıkıp karşı kenara inen, karşı kenarda birleşip bir üçgen oluşturmuşuz ya burada. Ben bunun yüksekliğini şöyle çizsem. Bu yükseklikle taban uzunluğunu çarp 2'ye böldüğümde burayı bulmuyor muyum? A'yı bulmuyor muyum? Aynı mantıkla düşünürsen taban uzunluğu paralel kenarın zaten taban uzunluğuyla aynı. Yükseklik de paralel kenarın yüksekliğiyle aynı. O zaman yükseklikte tabanı çarptığımız zaman paralel kenarın alanını bulmuyor muyuz? 2'ye böldüğüm zaman eğer ben A buluyorsam demek ki paralel kenarın alanında 2A olması gerekiyor. Aynı şey bura için de geçerli. Bu şekilde köşegenleriyle böldüğünüzde iki tane eş alan elde etmiş oluyorsunuz. Köşegenlerin iki tane yani iki köşegeni de çizerseniz eğer burada gördüğünüz alanların her biri birbiriyle eşit olmuş oluyor. Bu özellikleri veriyoruz ki kısa yoldan soru çözümlerinde kullanabilirsiniz diye. Başka bir örnek verelim. Çokça göreceksiniz bunu test kitaplarında zaten. İki tane yüksekliğimizi ayrı ayrı vermiş. İki taban uzunluğumuzu ayrı ayrı vermiş. Niye veriyor bunu? Alan hesabı yaptığınızda bunları çarptığınızda alanlarının aynı çıkması gerekiyor. Sonuçta 5 ile 12'yi çarparsanız yükseklik ve o yüksekliğe ait kenar 12 çarparsanız 60 elde ettiniz. Tabanımız 6, o kenara ait yüksekliğimiz 10 çarparsanız yine 60'ı elde ettiniz. Sonra da ne soracak sana? Diyecek ki atıyorum kısa kenarı vermeyecek. Bu kısa kenar nedir diyecek. Alan değişmeyeceğine göre iki türlü de alan hesabı yapmanız gerekiyor. Orada da eksik parçayı bulacaksınız. Hadi gelin lafı çok uzatmayalım. Buradaki paralel kenarların alanlarıyla birkaç tane örnek yapalım. Şimdi uzunlukları hesapladığımda 1, 2, 3 tane buradaki 3 birim uzunluğumuz var. Burada da 1, 2, 3, 4 birim uzunluğumuz var. Dolayısıyla arkadaşlar bunun alan dediğimizde 3 çarpı 4'ten 12 birim karedir. Tamam mı? Bunun alanını hesapladığımızda aynı mantıkla 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burada da 1, 2, 3, 4 tane var. Yani 5 çarpı 4'ten 20 birim karedir bunun alanı diyebiliriz. Başka hesaplayalım. Mesela burası 1, 2, buraya ait yüksekliği dışarıdan çizebiliyordum değil mi? Bu uzatıyorduk bunu. 1, 2, 3. Dolayısıyla bu da 3 çarpı 2'den 6 olarak karşımıza gelir. Gördüğünüz gibi paralel kenar alanında öyle zor bir durum yok. Biraz da sayılarla uğraşalım. Şimdi bana demiş ki buradaki paralel kenarın alanını hesaplandı demiş. Ben ne istiyorum? Bir yükseklik, bir de o kenara, o yüksekliğe ait kenar uzunluğu lazım bana diyorum. 9 ve 12 bu kenarlar. Bu 8 ne peki? Bu 8'e ait yükseklik olsaydı bununla da hesaplayabilirdim. Ama o 8'e ait yüksekliğimiz yok. Ben ne yapıyorum o zaman? 12 ile 9'u çarpıyorum. 108 bunun alanıdır diyorum. Ha diyebilirdi ki mesela bu kenara ait yüksekliği bulun diyebilirdi. Ne yapacağım o zaman? 108'i 8'e bölüp buradaki yüksekliği hesap edeceğim gibi. Tamam. Ama şu an istememiş benden. Aynı şekilde bakın 7 ile 8'i çarptığınızda 7 çarpı 8'den 56 buranın alanıdır diyebiliriz. Aynı mantıkla 8 ile de 15'i çarparsanız yine 120 bulursunuz ve alanını hesaplamış olursunuz. Yani burada ne anlatmaya çalışıyoruz size? Alan hesabı yaparken yükseklik ve o yüksekliğe ait taban uzunluğu lazım bize dedik. Peki bu sefer tersten gidelim. Alanını 96 olarak vermiş. Bakın alan 96, kenarlarından biri 12. Diğer bu kenara ait yüksekliği istiyorum senden diyor. 96'yı o zaman 12'ye bölersiniz. 8 buranın yüksekliğidir dersiniz. 8 kere 12, 96'yı o şekilde bulmuşuz. Burada da benden yükseklik olarak nedir diye sormuş. O zaman şunu yapmam gerekiyor. 18 ile 8'i çarptığımda elde ettiğim sonuç neyse alan yani. 12 ile haşı çarptığım zaman da elde ettiğim sonucun aynı olması gerekir.
18'e 8'i çarpmadan sadeleştirir. Mesela 6'ya böldüm bunu 2, 6'ya böldüm bunu 3. 2 ile 4, 8 sadeleştirdim 4. Yani ben bunları çarptığım zaman burada bir şey kalmadı çünkü. Haş uzunluğumuzun 12 olduğunu bulduk. Burası 12 santimmiş. Alanlı 120 vermiş. Bakın yüksekliği dışarıdan çizmiş. Hiç fark etmez. Ben şu kenar uzunluğunu bulabilirim. Hatta bana kafa karıştırmak için bu kenarı da sorabilirdi. Ya bu kenarla bu kenar aynı derdiniz, geçerdiniz. 120 alan olduğuna göre 120'yi 15'e bölerseniz çocuklar, bulduğunuz bu 8 şu kenarlardan herhangi bir tanesinin uzunluğudur diyebiliriz. Gördüğünüz gibi siz bunları çatır çatır yaparsınız. Çünkü zor herhangi bir şey yok. Sadece yükseklik çarpı taban. Eksik parça sorabilir sana. Alan üzerinden de o eksiği bulmaya çalışırsın diyoruz. Evet, bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.